Evet arkadaşlar, burası Manisa Salihli Demirköprü Barajı. Tam setin olduğu bölgedeyim şu anda. Bu baraj 1960'larda o civarlar yapılmış, ıslah amaçlı ve enerji üretim amaçlı yapılmış bir baraj. Gediz Havzası'nın üzerine kurulmuş, Gediz Nehri üzerine kurulmuş bir baraj. Burada Murat Dağı'ndan gelen kaynak suları ve etrafta çevrede besleyen derelerden bu baraj doluyor. Evet, burası Adala Hermos Kanyonu. Şu ileride Demirköprü Barajı seti var, duruyor. O setten ve Gediz Nehri, zaten burası Gediz Nehri sayılır. Bu kanyonun içinden Adala'ya 9 kilometrelik bir yoldan Adala'ya ulaştırıyor Gediz'in suyu. Böyle derin bir kanyon. Birazdan işte bu kanyonun altına ince, yüksek bir yer. Biraz kenara girelim. Yüksekliğini siz de görün. Bir taş alayım, atayım aşağı. Bunlar hep zaten volkanik kayaçlar. Hafif kayaçlar. Volkanik. Bakın. Bayağı yüksek bir kanyon. Çok eski yerler. Bu kanyon volkanik şeyi 12 bin yıllık bir volkanik bölge olduğu tahmin ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Bu araştırmacıların araştırmaları yani. Bize bin yıllar önemli değil yani. Ama güzel bir yer gerçekten. Birazdan aşağı tarafa ineceğim ben. Aşağı ineceğim. Çok güzel. Gezilmesi gereken yerlerden birisi. Hermos Kanyonu. Şuradan aşağısı basılmış. Burayı göreyim. Kayalar emanet gibi duruyor ama sağlam ya. Gerçekten enteresan, güzel yerler. Yani gezilmesi gereken, görülmesi gereken yerler. Yani 10 numara 5 yıldız. Şuradan şimdi inişe geçelim. Böyle düz gibi görünüyor ama bayağı yani eğimli arkadaşlar. Yani öyle sizi aldatmasın buranın şeyi. Böyle yerlerde dolaşmayı seviyorum işte yani. Bir daha gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi de bu üzerinden geçtiğim köprü, burası da Kız Köprüsü. Meşhur Salihli. Yine ama şeydeyiz. Yine Adala Hermos Kanyonu'nun içindeyiz. Hala kanyon bölgesindeyiz. Yani Gediz, normalde yine Gediz Köprüsü olarak geçiyor yani. Eski Gediz Köprüsü olarak Kız Köprüsü. Şöyle bakalım. Güzel bir örme köprü, taş köprü. Kandiller aşağıda. Yürüye yürüye geliyorum işte yani.
sağ taraftan falan çeksem, yan taraftan alırsam daha iyi görürsünüz o zaman. Köprü bayağı güzel bir köprü. Şöyle geçersem kayalardan atlayıp oradan küçük köprüden geçerim artık. Şuradan büyük kayanın üzerine zıpladım mı olay biter. Hadi bakalım. Burası da beni taşır. Evet. Kız köprüsünün altı. Ayakları. Bayağı yüksek bir köprü. Kemerleri 1, 2, 3, 4 kemerden oluşan bir köprümüş. Bayağı güzel. Bu da ne? Sen de nesin öyle? Gel. Gel, 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 gel. Kaçma lan. Oluklu kertenkeleler çıkmış arkadaşlar. Sesinden duydum daha bunun geldiğini. Gel, 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 gel. Bakın, bakın arkadaşlar. Bunlar zararsız. İnsana zarar vermiyor. Sakın öldürmeyin yani. Yani esas oluklu kertenkele çıktı artık. Oluklu kertenkele çıktığına göre yılanlar da çıkmış. Temiz su işte. Gedize gelen su aslında bu. Kaynayan su bu. Tertemiz akıyor ama işte bizim Manisa bölgesine geldiği zaman sanayidir, lağım suyudur, ıvır zıvır kapkar oluyor. Yani bakın su burada içecek derecede temiz. Şimdi Adalı'ya gidemedim hala, yürü yürü. He, yanlış saymışım ben ya. Bir sürü kemeri varmış bunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası Ölü Canlar Gölü. Bir de Suuçlu Şelalesi de var. Ağaçlarımış. Neyse. Şimdi şelaleye gidelim. Bir tek şelale kaldı. Şelale de buradan aşağıda. Şelalenin sesini belki duyuyorsunuzdur. Şuraya ineceğim. Şelale burada. Suuçlu Şelalesi.